Ben Fahreddin Rahimov, Data Okum Merkezinde buğhalteriya hisobi ve administrator o'qituvchisiman. Sohaga talabalik davrimda özümün qiziqishlarim orqali kirib kelganman. Başta başlaganda menem choyxonada yordamchi buğhalterlikdan başlaganman ve özümü iş davomunda şuda o'rganishdan to'xtamaganman. İşlash davrimda şuda glavniy buğhalterimiz bo'laradi. Her günü borib özümü qiziqtirgan savollarni so'raradim dedi. Her gün borib savol so'rayotganimdan daha ulanam janna deganman. Ana Fahriddin geldi, vazifa topib beringlar menga, boshqasa hozir savol so'rab bizning kallamizni ortadi deb boshlaradilar. Shuda bir oy ichida hamma narsasini o'rganib bo'lganman shu choyxonada. Buğhalteriya tizimında. Keyin vaqt o'tishi bilan shuda glavniy buğhalterimiz pensiyaga chiqqan i o'rnini men glavniy buğhalter bo'lganman. İşimi qiyin tarafı yok, lekin bizde mesela buğhalter bo'lgandan keyin nima desak, hisobotlarni topshirish muddatlari bor. Mesela bizde en ko'xonada o'zi buğhalterda yılda bir marta en qiyin davr bo'ladi, bu yılın başı. Yani 1 fevraldan 20 fevralgacha. Bu davrda bize o'tgan yilgi choyxonani buğhalteriya balansı ve moliyaviy neticesini hisobotlarini tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Bu narsa eng katta hisobot hisoblanadi bizda, eng qiyin davr shu bo'ladi. Buğhalteriya hamma soha bog'liq soha, o'ta qiziqarli. Her bir tadbirkor masalan ichini bir choyxonani buğhalter nerinda nobul turganini o'tirgan joyida biladi. Hamma sekretlari, hamma sir-sinoatlarini buğhalter biladi. Hamma narsa buğhalteriya bog'liq. Buğhalter hozir günda faqat shu qog'ozlarning orasida yo'milib o'tiradigan xodim emas. Hozir buğhalteriya tizimi o'zgargan umuman. Hozir günda choyxonada buğhalter iqtisodchi, moliyachi va o'z vaqtinda yurist bo'la olishi kerak bo'ladi. Hozirda Xorazm viloyatining o'zinda masalan oylikdan ko'rsangiz ya O'zbekiston yoki boshqa bir elolarda ko'rsangiz 3 milliondan 4 million, 5 million hatto 7-8 milliongacha bor bu Xorazm viloyati sharoitida. Toshkentda esa bu narsa 2 baravar qimmat hisoblanadi. Darajasidan qarab, ya'ni buxgalteriyada masalan har xil buxgalter bo'ladi, boshlagan, o'rganib, endi tozaga boshlagan odam, ya'ni yordamchilikdan boshlaydi, o'rganib, tajribasi oshgan sayin aslan bosh buxgalter bo'ladi, undan tashqari yana qo'shimcha firmani olaveradi. Yani bir buğhalter fakat bir choyxona içinde oturup kalmaydı da bizde. Hatta azım mesela özüm görgen ustazlarım arasında 200'den ziyat choyxonani buğhalteriyasini yürütedim buğhalterlerden bilemem. İndi bize az gelen okulçular her xil yaşı derecesinden hem birisi mesela uzun pensiya yaşındaki okulçular var, mektebini bitirip uzun 16, 17, 18 yaşındaki okulçularım var. Burada her xil sorular beredilir, bir ikisi daha mantıksız sorular beredilir, bir ikisi özünü kızıkarlı sorularını beredilir. İndi bunlara ilacı bu arada koldan gelince doğru etip düşündürüp beredilir, hareket edemiz. Özü bize faaliyetimizin başlangıcında muazıraca köp kakılgamız, dikkamiz yollarda bulardan arttırgan tecrübelerimizni hazırki günde bizden izimizden getirgan şagirdlerimize bize kalkılgan cahilada kalkılmasızlık için hemen sır sınavlarını örgütemiz. Bu sahanı örgütmesini isteyen adamlarda iki tane hususiyet buluşu gerek. Birisi bu mesuliyet, ikincisi özüne bo'lgan ishonchi yuqori bo'lishi kerak. Bu xususiyatlarga ega bo'lgan, xohlagan bir inson bu sohani egallab biladi polni. Hozirgi günda esa bir vaqtning o'zinda 14 tana choyxona buxgalteriyasini yuritaman. Bularning ayrimlari yirik tashkilotlar, ayrimlari kichik tadbirkorlik subyektlaridan iborat.